Değerli öğrencilerimiz ve sevgili izleyenler, Düzce Üniversitesi Tercih Kılavuzu programına hoş geldiniz. Ben Duygu Özdemir Cömert. Tercih dönemi boyunca Tercih Kılavuzu programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesini konuşacağız. Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sevcan Öztemiz bizleri fakültesi konusunda aydınlatacak. Tekrar hoş geldiniz programımıza. Hocam siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle böylesine faydalı bir programı düzenlediğiniz için emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Hocam biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğunsunuz biliyorum. Bu yoğunluğunuza bize vakit ayırdınız. Öğrencilerimize özellikle bizi tercih etmeyi düşünenleri aydınlatmak için burada olduğunuz için tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hocam Ziraat Fakültesini konuşacağız. Çok önemli bir fakültenin dekanısınız. Özellikle COVID sürecinde sizinle bunları da detaylandıracağız. Tarımın önemi ne kadar ortaya çıktı bunu da gördük. Evet. Öncelikle hocam Profesör Doktor Sevcan Öztemiz kimdir? Neler paylaşacaksınız? Evet, Adana doğumluyum. İlk orta lise eğitimimi Adana'da tamamladım. Dereceyle bitirdim. 1991 yılında Çukur Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma bölümünden mezun oldum. Yine aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladım 95 yılında. 2011 yılında tabii şimdiki adıyla doktor öğretim üyesi ama eski tabiriyle yardımcı doçent doktor olarak devam ettim ve doçentliğimi aldım ardından. 2016 yılında profesörlük ünvanını aldım. 2016 yılından beri Düzce Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Ve 2018 yılında fakülte dekanı olarak görevime devam ettim. Ama bu süreçte sadece tabii üniversite deneyimin dışında Tarım Bakanlığı'nda da görev yaptım. Tarım Bakanlığı'nın özellikle biyolojik mücadele araştırma enstitüsünde uzun yıllar çalıştım. Tarımla ilgili hem özel sektör hem bakanlık hem üniversite deneyimi olmakla birlikte çok sayıda TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı, özel sektör projelerinde hem yürütücü, hem araştırmacı, hem bölge lideri, hem ülke koordinatörü olarak çok sayıda çalışmaların içerisinde bulundum. 200'ün üzerinde eser, çalışma ve faaliyetim bulunmakta. Umarım bu birikimimizi ülke tarımı adına kullanabilme şansını devam ettirebiliriz. Başarılarla dolu bir geçmiş. Ne kadar güzel, öğrencilerimiz ne kadar şanslı sizinle okumak, çalışmaktan diyebilirim hocam. Peki hocam, dekanlığını yürüttüğünüz Ziraat Fakültesi'nin amacını ben biraz da konuşmak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Evet, tabii tarım olunca çok önemli. Hatırlarsanız özellikle bu yaşadığımız zor süreçte COVID pandemisiyle tarım ve gıdanın önemini daha da anlamış durumdayız. Dolayısıyla fakültemizde gerçekten tarımsal sorunlara çözüm üreten, nitelikli, girişimci, yenilikçi, vizyonu olan, hedefleri olan ve ülkenin tarımsal sorunlarına çözüm üreten, çözüm odaklı yaklaşan nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmek istiyoruz. Öğrenciler neden Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesini tercih etmeli? Avantajlarınızdan da bahseder misiniz fakültenizin? Öncelikle şunu söylemem gerekir. Düzce Üniversitesi öyle bir konumda ki hem fakültemiz hem üniversitemiz iki büyük metropol, Ankara ve İstanbul'un hemen ortasındayız. Konumu gereği çok önemli bir yerde gerçekten bu anlamda. Artı ziraat olarak da gerek iklimi, gerek toprak yapısı çok zengin coğrafi yapıya sahip. Evet. Bu da bizim için bir artı aslında. Dolayısıyla hem konumu hem tarıma uygun olması nedeniyle kontenjanlarımızı da biz birazdan bahsedeceğim. Çok sınırlı tutuyoruz. Dolayısıyla nitelikli ziraat mühendisi yetişmesi için gerçekten önemli bir fakülte konumunda şu an fakültemiz. Evet, şunu da belirtmekte fayda var. Dediniz ki iki büyük metropolün tam ortasında, çok yakın mesafede Ankara ve İstanbul'a. Ve hocam biraz da yerleşkeden de bahsetmek istiyorum. Siz doğanın tam ortasında, ana kampüse çok yakın bir yerdesiniz. Neler paylaşacaksınız? Evet, bu konuda çok şanslıyız aslında. Kampüsümüz yeşili bol, oksijeni bol, yemyeşil bir kampüse sahip. Artı hem de tarihi eserlerin olduğu ve adıyla da anılan Konuralp. Biliyorsunuz çok önemli bir kampüsteyiz. Gerçekten o yönüyle de çok şanslı. Hem bizler hem öğrencilerimiz de çok şanslı. Ulaşım konusunda da sıkıntımız yok. Ana kampüse çok yakın. Yürüme mesafesinde aslında. Hem de
O yönüyle de aslında sorunlar da yaşamıyoruz. Yani servislerimiz ring var. Ring seferleri var ring değil mi hocam? Sürekli gezen. Sürekli ring seferlerimiz var. Herhangi bir sorunumuz yok. Aksine doğası az önce de söylediğim gibi yemyeşil bir kampüsün kalabalıktan içerisinde yaşıyoruz. Kalabalıktan uzak, sessiz, kuş sesleriyle evet, çok evet. seviyorum hocam kampüsünüzü. Tam da ziraata uygun, tam da tarıma uygun. Gerçekten o yönüyle şanslılar. Evet, ben de öyle olduğunu düşünüyorum ve öğrencilerin öyle olduğunu düşünüyorum. Cıvıl cıvıl kuş sesleriyle görülen bir eğitim ne kadar güzel. Peki hocam, fiziksel imkanlarını konuşmak istiyorum fakültenin. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Şu an Konurap kampüsündeyiz. Az önce de belirttiğim gibi kampüsümüzde tabii dekanlık binamızın dışında birkaç binaya sahibiz. Bunlar içerisinde 10 tane araştırma laboratuvarımız, 3 tane öğrenci laboratuvarımız, 2 farklı büyüklükte uygulama seramız. Tabii bunun yanında bizim özellikle tarım olduğu için uygulama seranı ve alanı çok önemli. Bu tür özellikle fındık alanları bizim için çok önemli. Fındık alanlarında çok sayıda üreticiyle de işbirliği yaptığımız için çok rahatlıkla uygulama alanında da denemelerimizi yürütmekteyiz. Bunun yanında üniversitemize tahsis edilen uygulama alanımız da var. O konuda öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyoruz. Evet, birçok laboratuvar var, 10 tane araştırma evet. laboratuvarı dediniz. Biz de fotoğraf çekimi bilimsel olarak ne verebiliriz diye düşündüğümüzde hemen sizi arıyoruz hocam. Fakültenize gelebilir miyiz? Çok güzel bir alanımız her var. Her zaman kapımız ve, açık. Sera da var değil mi hocam bu anlamda? Evet, seramız uygulama var. Uygulama için. İki farklı büyüklükte seramız var. Tabii bu sayıyı arttırmayı planlıyoruz. Elimizde de o olanaklar var. Az önce de söylediğiniz gibi araştırma laboratuvarı 10 tane, 3 tane öğrenci laboratuvarımız. Bunun dışında tabii az önce söylemeyi unuttum. 1 tane kütüphanemiz, artı kampüsümüzde 1 tane yemekhanemiz ve öğrencilerin vakit geçireceği bir kafemiz de mevcut. Mevcut. Barınma konusunda ben konuşmak istiyorum hocam. Hani bunu da söylemekte fayda var. Geçmiş yıllarda bize bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyordu. Öğrenciler Düzce'ye geldiklerinde barınma konusunda sıkıntı yaşamayacaklar değil aslında mi? Aslında belki de çok iyi bir konuya temas ettiniz. Düzce'de belki de en kolay, rahatlıkla bulabilecekleri bir imkan. Üniversitemize, kampüsümüze, hem ana kampüsümüze hem bizim kampüsümüze çok yakın yurtlarımız var. Hem özel yurtlar var hem devlet yurtlarımız var. O konuda herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. O konuda çok şanslıyız gerçekten. Barınmada, ulaşımda sorun evet. yaşamayacak öğrencilerimiz evet. ve Düzce diğer şehirlere göre uygun da değil mi hocam? Kesinlikle hem barınma konusunda hem yemek konusunda. Kesinlikle. Her iki konuda da avantajlı bir üniversite. O konuda çok şanslılar. Bunu da paylaşmış olduk. Evet. Çok gelen sorulardan hocam. Arada evet, size bunu da soruyorum. Dolayısıyla hem barınma hem de yeme anlamında gerçekten biz de rahat çok edecekler. Sorular alıyoruz. Rahat edecekler. Evet, endişelenmesinler. Söylemiş olduk. Peki hocam, fakülte bölümlerinin başarı sıralamaları ve kontenjanlarını konuşmak istiyorum. Buyurun. Evet. Şu an için fakültemizde 5 bölümümüz var. Bu 5 bölümümüzün 3 bölümünde aktif olarak öğrencimiz mevcut. Birazdan onları da detaylandıracağız evet, ama hocam. Bu bölümlerde özellikle söylememin amacı %100 doluluk yaşıyoruz. Çok şanslıyız. Özellikle bitki koruma bölümümüz ilk mezunlarımızı da verdik. Geçen sene biyosistem bölümümüzde de öğrenci alımı yaptık ve tarla bitkileri. 3 bölümümüzde şu an öğrencimiz mevcut. Biyosistem ve bitki koruma bölümümüzde %100 doluluk yaşıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Harika. Biyosistem, bitki koruma ve tarla ve bitkileri. Tarla bitkileri. 3 bölümde şu an alım yapılıyor. Evet, ve evet. %100 doluluk oranı var. Bu da çok evet. güzel bir haber. Peki akademik kadroyu konuşmak istiyorum hocam. Çünkü öğrenciler bunu da çok sık soruyorlar. Akademik kadro yeterli mi? Deneyimleri var mı hocalarımızın diye. Ama biz bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Evet. Buyurun. Evet, şu an fakültemizde 3 profesör, 8 doçent, 6 doktor öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlimiz mevcut. Dolayısıyla konusunda uzman, gerçekten deneyimli öğretim üyesine sahibiz. O yönüyle de şanslıyız. Evet, genç ve dinamik bir ekip genç var. Genç ve dinamik, kesinlikle. Evet, genç öğrencilerimiz dinamik, çok şanslı. Şanslı olacaklar. Fakülte sayfasından da bu bilgilere detaylı bir şekilde ulaşabilirler. Hem üniversitemizde hem fakültemizin evet. web sayfasında bu bilgilere de ulaşabilirler. Her zaman da rahatlıkla da açıp iletişimde de gerekli sorularına cevap verebiliriz evet. her zaman. Evet.
özellikle hocam sosyal medyayı çok sık kullanıyor artık gençler. Evet. Düzce Üniversite, buradan da söyleyelim. Facebook, evet. Twitter ve Instagram adreslerimiz. Bir de WhatsApp bildirim hattımız var. Bu bilgilere ana sayfamızdan Düzce.tr'den ulaşabilirsiniz. Bizlere merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Biz de sizlere iletiyoruz. Sizlerden gelen cevabı da acil bir şekilde öğrencilerimize, soru soranlara iletiyoruz tekrar. Bunu da buradan paylaşmış olalım. Peki hocam, uygulama alanlarını konuştuk. Merak ettiğim bir konu da, ben çok sık haberlerinizi görüyorum işin içinde de olduğum için. Bölge çiftçileri ve ziraatçilerin sorunlarına çözüm üretiyor musunuz? Hani fakültenin amaçlarından biri de bu olsa gerek değil mi hocam? Kesinlikle. Hı-hı. Bu yönüyle fakültemiz gerçekten halka dokunan, iç içe olan bir fakülte. Hı-hı. Kesinlikle üreticilerle iç içeyiz. Tarımsal sorunların çözümünde öncülük ediyoruz. Öncülük etmeye de devam edeceğiz. Hı-hı. Bu yönüyle gerçekten şanslı bir fakülte. Sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle %85'i fındık alanları bizim Düzce ilimiz. Çok sık ve önemli bir zararlımız var. Amerikan beyaz kelebeği, belki birazdan değinmek de isterim o konuyla. Hı-hı. Çünkü tam mücadele zamanı yapılması bir dönemdeyiz. Haziran'ın ikinci haftası kritik bir zaman, mücadele yapmaları gerekir. Ben de bu fırsatı bilmişken de buradan uyarıyı yapmak da isterim üreticilerimize. Şu an Amerikan beyaz kelebeği ile ilgili mücadele yapmaları gerekiyor. Sık sık bahçelerini kontrol etmelerini buradan özellikle iletmek istiyorum. Bunu söylemek isterim öncelikle. Hı hı. Tabii sadece Amerikan beyaz kelebeği değil, diğer tarımla ilgili birçok soruna öncelik eden, sorunlara çözüm odaklı yaklaşan bir fakülteyiz. Sadece fındık değil tabii, fındığın dışındaki diğer tüm ürünler için de bu söz konusu. Hı hı. Hastalık zararlı ve birçok açıdan, sadece bu yönüyle değil, az önce de ifade ettiğim birden fazla bölüme sahibiz. Tarımın her türlü sorununa değinmek için varız, yardımcı olmak için varız, destek olmak için varız. Hatta bu anlamda da üniversitemiz, Düzce Valiliğimiz, Düzce Belediyemiz, yine Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüklerimiz, ziraat odalarımız, tarım kredi kooperatiflerimiz, tarımla uğraşan tüm iç ve dış paydaşlarla ortak çalışma yürütüyoruz. Hı hı. Yine Amerikan Beyaz Kelebeği mücadelesinde özellikle valiliğimizin koordinatörlüğünde, üniversitemizin liderliğinde bir kriz masası oluşturuldu. Hatta üniversitemizin koordinatörlüğünde de çok güzel çalışmalar yürüttük. Az önce de sizin ifade ettiğiniz gibi. Bu da bizleri mutlu ediyor. Direkt özellikle bölgemizin tarımsal sorunlarına çözüm odaklı yaklaşmamız, o hizmeti götürmemiz bizi ayrıca mutlu ediyor. Hani tabii birinci görevimiz nitelikli ziraat mühendisleri yetiştirmek olsa da bu yönüyle de fakültemizin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet, bunu tekrar söyleyelim. Bölge çiftçisinin ve ziraatçilerin sorunlarına çözüm oluyorsunuz. Kesinlikle. Herhangi bir sorunum var, size ulaştığımda bana yardımcı olabiliyorsunuz değil mi? Bunu açık yüreklilikle söyleyebiliriz buradan. Çok rahatlıkla. Buradan. Çok rahatlıkla ulaşabilirler. Evet. Hafta içi, hafta sonu hiç fark etmez. Hı-hı. Her an, her zaman 24 saat çok rahatlıkla ulaşabiliriz. Bunun örneklerini de yaşayabilirsiniz. Üreticilerimizle hatta dün bile akşam üreticilerle konuşurken Amerikan beyaz kelebeğiyle mücadele etmeleri konusunda iletişime geçtik. Hı hı. Böyle tepkiler de alıyorum. Hocam, çok aslında Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak hep hocaları ovalarda görmek bizi şaşırtıyor şeklinde, hı hı, de böyle tepkiler de alıyoruz. O anlamda da mutlu oluyoruz tabii. Hani evet, özellikle çiftçilerin sorunlarına çözüm bulmak, onlarla birlikte bu yola devam etmek, hı hı, gerçekten çok önemli. Bunun dışında da haberlerle de insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz hocam. Bu da çok güzel bir durum. Dönem dönem Amerikan beyaz kelebeği olsun, geçenlerde gal arısı vardı. Evet. Bununla ilgili hocam sadece uygulama değil, teorik olarak da insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz ki insanların haberi olsun değil mi? Tabii, sadece uygulama değil, hem teorik, hı, hem uygulama, ikisi. Bu anlamda tabii iletişim, tabii az önce de ifade ettiğiniz gibi sadece birkaç zararlı değil, tarımdaki bütün sorunlar. Güzel. Tabii %85'i şu an Düzce ilimiz fındık, geri kalan %10 mısır ve diğer ürünler olduğu için ağırlıklı olarak hani bunları belki konuşuyor olabiliriz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece uygulama odaklı değil, hem eğitim amaçlı eğitimler de düzenliyoruz. Gerek hizmet içi, gerek diğer faaliyetlerde ortak projeler yürütüyoruz yine iç ve dış paydaşlarla. Yine tabii bunların hepsinin içerisinde de öğrencilerimiz var.
Yani biz ne öğrencilerimizi ayrı tutmuyoruz. Hı hı. Hemen hemen tüm hocalarımızın yürütmüş olduğu projelerinde öğrenci odaklı öğrencilerimizle görev almakta. Direkt olarak gerek serada gerek uygulama alanlarında da eğitimlerini sürdürmekte. Bir yandan da öğrencilerimize de o faaliyeti önlerine sunmuş oluyoruz aslında. Eli toprağa değen ziraat mühendisleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Evet, hem teorik hem de uygulamanın içinde oluyor evet. Öğrenciler. Peki hocam bölümleri özel olarak konuşmak gerekirse bitki korumayla başlamak istiyorum ben. Bitki koruma bölümünü tercih edecek öğrencilerin hangi özelliklere sahip olması lazım? Neyi sevmesi lazım? Hani biraz da bu vardır ya hocam. Evet. Neler paylaşacaksınız? Evet, bitki koruma bölümümüz ilk mezunlarını veren bölümümüz. Aslında bitki koruma deyince akla bitki hekimliği gelir. Yani bitki sağlığı. Aslında yıllarca bu isim konuşuldu. Acaba hani nasıl veterinerlik varsa bitkinde bir doktoru olmalı, bitki hekimliği. Uzun yıllardır bitki hekimliği konusunda da konuşuruz. Dolayısıyla bitki hekimliği deyince bitki sağlığı akla geliyor. Yani bitkileri her türlü hastalık, zararlı yabancı otlardan korumak. Aslında kısaca daha anlaşılır bir özet yapmak gerekirse. Bu da doğrudan verimi etkiliyor tabii. Yani siz eğer bitki korumada bu saymış olduğum tüm uygulamaları yapmadığınız takdirde yaklaşık olarak %55 oranında ürün kaybına neden oluyorsunuz. Dolayısıyla bu da doğrudan verimi etkiliyor ve üreticilerimizi zor durumda bırakıyor. Muhakkak bitki korumada yetişen ziraat mühendislerimizin gayretiyle inşallah en azından ürün kaybının olmayacağı, verimin bol olacağı bir tarımsal faaliyetin sürdürülmesini amaçlıyoruz. Yani bitki korumada öğrenciler bu şekilde soruna tanı koyabilme, tanıyı koyduğunda da çözüm üretebilme becerisine sahip ziraat mühendisleri olacak. Ve doğayı sevmeleri gerekiyor tabii. Öncelikle doğayı seven, yeşille iç içe çözüm odaklı yaklaşan, girişimci, hedefi ve vizyonu olan, az önce de saymış olduğum evet. Ziraat mühendisi adaylarının o yeteneğe sahip olması önemli. Önemli. Peki bu bölümden mezun olanlar nerelerde istihdam edilir? Evet. Bu çok sık soruluyor hocam. Kamuda iş bulabilir miyim? Özel sektörde iş imkanım var mıdır gibi neler paylaşacaksınız? Evet. Çok şanslı bir bölüm o anlamıyla. Gerek kamuda gerekse özel sektörde çok sayıda tarımla ilgili kurum ve kuruluşlarımız var. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bağlı tüm kamu kuruluşlarında, tarım il ilçe müdürlüklerinde, tarım kredi kooperatiflerinde, ziraat odalarında, yine tarımla ilgili özel sektörde birçok alanda iş bulma şansları var. Yine özellikle kendi tarımsal ilaç bayilerini açma şansları var. Bunun yanında tarımsal ilaç, üretim, pazarlama gibi birçok tarımla ilgili kuruluşlarda tabii sadece ilaç değil, tohum, fide, fidancılık, sertifikasyon yani saymakla bitiremeyeceğim. Çok geniş bir alan. Çok geniş bir alanda tarımla ilgili, tarım ve gıda ile ilgili birçok sektörde iş bulma şansları var. Bunun yanında ziraat bankaları, devlet su işleri, ihracatçılar birliği, ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası gibi saymakla bitiremeyeceğim kadar birçok alanda ziraat mühendisinin istihdamı özellikle bitki koruma ve diğer bölümlerde tabii önemli. Çok rahatlıkla iş bulma şansına sahip. Kendi işinin başında da olabileceği bir meslek aslında. O anlamda tarım hiç ölmeyecek bir meslek. Yani ayrıca, geçmişte evet. olduğu gibi bugün ve gelecekte gerçekten çok önemli bir sektör. Bunun da kıymetini bilmemiz gerekir. Hı-hı. Öğrencilerimiz o yönden çok şanslı. Çok şanslı. Hem kamuda hem de özel sektörde geniş bir yelpazesi olan bir bölüm diye bahsettiniz. Evet. Peki hocam şunu da sormam gerekiyor. Ziraat fakültesi mezunları ziraat mühendisi unvanıyla mı mezun oluyorlar? Evet. Evet. Ziraat bunu da mühendisi. Belirtelim. Güzel bir soru. Zaman zaman bu soruyla karşılaşıyoruz. Çünkü ziraat eğitiminde ilk başladığında 10 farklı bölümle başladık. Sonra bitkisel üretim, hayvansal üretim şeklinde devam etti. Farklı bölümlere sahip olan bir fakültemiz. Dolayısıyla ziraat fakültesi içerisinde biliyorsunuz gıda mühendisi, su ürünleri fakültesi, yine zootekni, veteriner ve diğer bölümler, peyzaj mimarlığı vardı. Birçok üniversitelerde gıda mühendisliği, ziraat fakültesi ve mühendislik fakültesi altında devam etmekte. Su ürünleri, peyzaj ayrı birer fakülte oldular. Ama tabii tarım ve gıda iç içe.
Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Bizim fakültenin hangi bölümünden mezun olurlarsa olsunlar ziraat mühendisi unvanıyla mezun oluyorlar. Evet, bunu da belirtmiş olduk. Biyosistem mühendisliği bölümüne geçen sene öğrencilerimizi aldık ve %100 doluluk oranıyla evet. aldık dediniz. Faaliyet alanı nedir hocam? Öncelikle bunu sormak istiyorum ve sonrasında iş imkanlarından da bahsedebilir misiniz evet. bize? Biyosistem mühendisliği aslında çok bizim net bildiğimiz daha önceki az önce söylediğim 10 bölümün 2 bölümün birleşmiş hali aslında. Tarımsal yapılar sulama bölümü ve tarım makineleri ve tarımsal mekanizasyon bölümünün yani 2 bölümün birleşmiş hali aslında baktığımızda biyosistem. Bu anlamda gerçekten özellikle arazi ve su kullanımı yine tarımsal yapılar, tarım makineleri, tarım aletleri ve özellikle yenilebilir enerji kaynakları, su yönetimi bunların hepsi bu bölümü ilgilendiren konular. Özellikle sera yapımı, işte hayvan barınakların yapımı, yine yem silolarının birçok tarımsal yapılarından da sorumlu bir bölüm. Bu anlamda biyosistem mühendisliği de az önce saymış olduğum tüm iş imkanlarına aynı bitki korumada olduğu gibi o yetkileri de sahipler. Ziraat mühendisi unvanı olarak mezun olacaklar ve tekrar hani zamanınızı almamak adına az önce belirtmiş olduğum tüm kamu ve özel sektörde de çalışma şanslarına sahip olacaklar. Artıları da var, daha da geniş bir alanı evet. var. Bunu da bizimle paylaştınız. Peki hocam, öğrencilerin gelişimi için ne tür etkinlikler düzenleniyor fakültenizde? Ben özel günlerde mesela tarımla ilgili bir etkinlik yapıyorsunuz. Dünya Su Günü, birçok etkinliğiniz var ama. Evet. Bir de öğrenciler de bunların bu etkinliklerin içinde oluyor değil mi hocam? Neler paylaşacaksınız? Kesinlikle. Dilerseniz bu soruya cevap vermeden önce az önce bir konuya da değinmek isterim. Hani iki bölümden sadece bahsettik. Acaba hani fakültemizde iki bölüm mü? Tarla bitkileri bölümümüz de öğrenci alıyor. Dilerseniz onunla da birkaç kısa bilgi de paylaşmak isterim. Çünkü önemli bir bölüm tarla bitkileri bölümü de. Tarla bitkilerinde özellikle bitki ıslahı, bitki yetiştirme, tarla ürünlerini kapsayan bir bölümümüz. Yani ıslahından tutun tesciline kadar birçok işte lif bitkileri, yağ bitkileri, yem bitkileri, çayır mera bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler birçok bitkileri de içine alan çok kapsamlı bir bölüm. Gerçekten özellikle tohum firmaları kapsamında yine az önce saymış olduğum birçok alanda da aynı yetkiye sahip ve ünvana sahip bir bölümümüz. Öğrencimiz tarla bitkilerinde de mevcut. O anlamda onu söylemeden de geçmek istemedim. Şu an için birazdan bahsedeceğim. 5 bölümümüzün 3'ü aktif durumda. Evet, bunu da söyleyelim hocam. 3 bölüm var tekrar. Evet. Biyosistem mühendisliği, bitki koruma, evet, tarla bitkileri olarak 3 bölüm var. Ziraat mühendisi unvanı ile mezun oluyor. Evet. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun olan öğrenciler. Bunu da tekrar belirtelim. Peki hocam, etkinliklerden bahsetmenizi evet. istemiştim. Evet. Ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz öğrencilerin gelişimi açısından? Öğrencilerimiz bir ki şunu söylemek isterim, kesinlikle öğrenci odaklı bir fakülteyiz. Kesinlikle. Hemen hemen tüm faaliyetlerimizde sosyal, kültürel, bilimsel tüm faaliyetlerde hatta projeler dışında fakültemizde komisyonlarımız var. O komisyonların her birinde öğrencilerimiz aktif olarak rol almakta. O anlamda çok şanslı öğrencilerimiz. Tabii sosyal ve kültürel faaliyetlerin dışında özellikle bizim de rektör hocamızın başlatmış olduğu açık kapı uygulamasını evet. biz de fakültemiz olarak da yapıyoruz. Açık kapıda öğrencilerle birebir sorunlarını dinleme ve sorunlarına çözüm üretme faaliyetleri de sürdürüyoruz. Bunun yanında tarım ve doğa topluluğumuz var. Yine üniversitemize bağlı fakültemizin öğrencilerinin de içerisinde olduğu. Öğrencilerin özellikle sınav döneminde çok stresli oluyorlar biliyorsunuz. Özellikle bu sınav streslerinin giderilmesine yönelik eğitim, psikolojik danışmanlık hizmetleri götürüyoruz. Yine kariyer merkezlerimiz özellikle mezun durumda olan öğrencilere işte iş bulma kaygısı gibi kariyer geliştirme ile ilgili, iş bulma kaygıları ile ilgili çok önemli eğitim programları düzenliyoruz. Tabii sadece bunlarla kalmıyor. Tabii süre kısıtlı olduğu için sadece birkaçına burada değinmek durumunda kaldım. Ama şunu belirtmek isterim. Hemen hemen her türlü faaliyetlerimizde öğrencilerle beraber hatta yakın bir zamanda biliyorsunuz fidan dikimi gerçekleştirdik. Evet, evet, evet. O çok birkaç güzel. Birkaç kere yaptık hatta evet, hocam değil evet. mi? Evet, ama ülkesel çapta başlattığımız Kasım bir. Kasım ayında. Evet, Kasım ayında da orada da aktif olarak gerçekten bizi çok mutlu eden, onur eden değişik fakültelerle ortak ya da diğer iç ve dış paydaşlarla bu şekilde fidan dikimi olsun birçok faaliyetlerde de bulunuyorlar.
Evet, çok evet. fazla faaliyet var hocam. Evet. Çok teşekkür ediyorum en önemlilerinden birkaçını bizimle paylaştınız. Peki hocam staj var mı fakültede? Bunu da merak ediyorum ben. Bir zorunlu staj var mı? Bu da çok sık gelen sorulardan bir tanesi evet, bizlere. Evet, güzel bir konuya temas ettiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, stajımız var. Özellikle hem yurt içi hem yurt dışı staj yapma olanakları var. Bu anlamda da anlaşmış olduğumuz, protokol imzaladığımız birçok yer var. En yakın Düzce'mizde Taşların ve Ferora ile ilgili staj protokolümüz var. Ama bunun dışında dediğim gibi yurt dışında da protokol yaptığımız yerler var. Dönem içi stajları var, yaz stajları var. Biz staj yapma konusunda yer bulmada sorun yaşamıyoruz. Hı hı. Çünkü az önce de saymış olduğum hem kamuda hem de özel sektörde tarımla ilgili çok sayıda kuruluşlar var, kurumlar var. Çok rahatlıkla uygulamalarını yapabilecekleri staj imkanları var. Tabii fakültemizde de yapabilirler. Öyle imkanları da var. Hem fakültemizde az önce de belirttiğim gibi yurt içi, yurt dışı staj imkanları var. Var. Staj imkanı olan olanaklarının çok geniş olduğundan da bahsettiniz. Mesela ben Düzce'yi çok bilmiyorum. Yeni geldim ve staj yapmak istiyorum hocam. Size geldim. Hocam bana staj yeri bulabilir misiniz dedim. Bu konuda da yardımcı oluyor musunuz? Siz akademik personeliniz, kadronuz. Evet. Şöyle söyleyeyim, bizim her yıl belirlediğimiz staj komisyonumuz var. Staj komisyonunda da staj koordinatörümüz var. Doğrudan öğrenciyle birebir genellikle özellikle o yılın staj yapacak öğrenci danışmanının ve bölüm başkanının bir de staj koordinatörünün dahil olduğu 3 kişilik bir staj komisyonumuz var. Harika. Ve birebir öğrenciyle temas içerisinde. Stajın başlangıcından sonuna kadarki her aşamasında birebir ilgilenip o şekilde staj programını tamamlıyor. Evet, çok bunu da açıklamanız çok iyi oldu gerçekten evet. hocam. Çok düzenli bir şekilde ilerleyen bir süreç var. Evet. Peki hocam yeni bölümler açılacak mı? Öğrenci alımı olacak mı? Ne zaman olacak? Neler paylaşacaksınız bu konuyla evet. ilgili? Bu konuda az önce de belirttiğim gibi Düzceli'mizin %85'i fındık. Evet. Dolayısıyla bahçe bitkileri bölümünü en kısa sürede aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Bahçe bitkileri bizim için önemli, özellikle Düzceli'miz için. Fındık, özellikle fındıktaki çalışmalarımızın artması anlamında daha iyi hizmeti götürebilmek, araştırma yapmak adına bahçe bitkilerinde. Şu an bahçe bitkilerimiz aslında bölümü var. Bölümümüzde bir tane doçent hocamız var. İnşallah kısa sürede oraya da öğretim üyesi alımıyla beraber o bölümümüzde aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Evet ve hocam fakültemizi tercih edecek öğrenciler buradan mezun olurken hangi yetkinlikleri kazanarak mezun olacaklar? Bu evet. konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, güzel bir soru, önemli. Özellikle az önce de belirttiğim gibi tarımsal sorunların çözümüne kesinlikle yanıt verebilecek, çözüm odaklı yaklaşan, tanı koyabilen ve koyduğu tanıyı da çözüm odaklı yaklaşan, nitelikli, girişimci, hedef ve vizyonu olan ve tüm bu deneyime sahip ziraat mühendisi olarak inşallah o yetilere sahip olacaklar. Sahip olarak buradan mezun evet. olacaklar artı, ve geniş, buyurun hocam. Artı almış oldukları teorik bilgileri uygulamayla birleştirerek o deneyimlerinde inşallah ülke tarımına faydalı birer ziraat mühendisi olarak yetişecekler. Evet, teorik ve uygulamalı bir bilgiyle buradan mezun olacaklar ve geniş bir yelpazesi olan istihdam olanaklarından da rahat bir şekilde faydalanacaklar. Ziraat fakültemizin evet. mezunları diyebiliriz evet. özetlemek gerekirse. Bu bağlamda da kısa bir ilave yapmak isterim. Buyurun. Geçen yıl ilk mezunlarımızı verdik onurla, gururla. Hatta mezunlarımızın arasında da çok rahatlıkla içlerinden iş bulmalarına destek olduk ve şu anda çalışıyorlar. Hı hı. Bu da bizi mutlu ediyor. Hani sektörde mezun olur olmaz iş bulmaları bizi de ayrıca mutlu ediyor. O konuda da gerçekten sadece mezun olmaları yetmiyor. Mezun sonrası da iletişimimiz devam ediyor. Onların istihdamları için elimizden gelen her türlü desteği yapmaya da hazırız. Evet. Peki hocam mezun olduktan sonra meslek hayatında ben biraz konuşmak istiyorum. Meslek hayatında başarılı olabilmeleri için genel anlamda öğrencilerinize tavsiyeleriniz neler oluyor? Evet. Çok çalışmaları gerekiyor. Özellikle mesleklerini, sevmelerini, severek yapmalarını, çok çalışmalarını, üretken olmalarını ve mesleklerine sahip olmalarını istiyorum. Evet, çok önemli bir noktaydı. Bunu da bizimle paylaştınız. COVID-19 sürecinde hocam hep sizinle konuşuyoruz. Tarımın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı bir kez daha. Özellikle ülkemizde. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bunu da öğrenebilir miyiz evet. sizden?
Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi bu yaşadığımız zor süreçte küresel pandemi, özellikle tarım ve gıda konusunda, gerçekten bu konuda da ben Tarım ve Orman Bakanlığımızı gerçekten tebrik etmek istiyorum. Tüm yurt dışındaki Avrupa Konseyi'nde birçok alanda biliyorsunuz marketlerdeki gıda rafları boşaldı ama ülkemizde öyle bir sorun yaşanmadı. Hı hı. Yani ülkemizde tarım ve gıda arzının ne kadar güçlü olduğunu görmüş olduk. Bu anlamda tarımın önemi daha da arttı. Hı hı. Mesleğimizi daha da iyi anlama şansına sahip olduk. Bu konuda destekler devam ediyor, devam etmeli de. Gerçekten bir tarım ülkesiyiz, tarım ve hayvancılık, hı hı, ülkesiyiz. Tarıma dayalı sanayi ve endüstrinin de gelişimiyle, yani sanayi ve endüstrinin de üniversitede yapılan araştırmalarla entegre ettiğimizde, yani yeni gelişen ki dijital devre başladı biliyorsunuz akıllı, evet, tarım, evet, konusunda bu senede özellikle tarım öğretiminde bu konuyu ele almıştık. Artık yavaş yavaş bu tarımda gelişen bilgi ve teknolojiyi tarıma entegre etmemiz gerekiyor ve dijital tarım, akıllı tarım diyoruz. Bunların artık pratikte kullanımı, hassas tarım uygulamalarına geçmemiz gerekiyor. Bu anlamda da gerçekten bu pandemiyle beraber tarım ve gıdanın önemi bir kat daha artmış oldu, anlamış olduk. Evet, bu konuda da bizi aydınlattınız. Teşekkür ediyorum hocam. Programımızın sonuna yaklaşırken son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Evet, ben özellikle Ziraat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerimize ve şu an tercih yaparak belki de aktif rol alacak yeni gelecek olan ziraat mühendisi adaylarına ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Az önce de söylediğim gibi mesleklerine sahip çıkmalarını, sevmelerini istiyorum. Bu anlamda da birkaç teşekkürümü de yapmadan geçmek istemiyorum. Özellikle fakültemizin bugünlere gelmesinde emeği olan başta Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar hocamıza ve değerli sizlere böyle programı hazırladığınız için çok teşekkür ederim. Gerçekten faydalı bir program oldu. Tabii bu program sadece burada söylenenlerle kalmamalı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu konuda rektörlüğümüz iletişim koordinatörlüğü gerçekten çok aktif rol teşekkür almakta. Hem web sayfamızda hem diğer tüm iletişim kanallarından çok rahatlıkla üniversitemize, fakültemize ulaşabilirler. O anlamda ben bu programın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Fakültenizi en ince ayrıntılarına kadar bizlerle paylaştınız, öğrencilerimizi aydınlattınız. Tekrar tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım bu COVID sürecinde en rahat, en kolay şekilde sağlıcakla atlatırız. Ben hepimize sağlık diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam tekrar. Değerli izleyenler, sevgili öğrenciler, bugün Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesini konuştuk. Bu konuda bizi fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sevcan Öztemiz aydınlattı. Sizlere mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Tercih kılavuzunda tekrar görüşmek dileğiyle.